Yönetimimizin çok sağlam olması lazım. Aksine sallanıyor. Siyasi istikrar yok. Milletvekilleri kavga ediyor, bakanlar kavga ediyor, parti başkanları kavga ediyor. O ona çaylak diyor, o ona yavşak diyor, ördek diyor, örnek diyor. Kepazelik ya! Dünyada böyle sefil bir tablo göremezsiniz. Hükümetin biri düşüyor, biri kalkıyor, biri iniyor, biri biniyor, biri gidiyor, biri geliyor. Oyuncak oldu memleket. 1950'ye kadar biliyorsunuz tek hükümet, tek parti, tek idareydi. Onu saymıyorlar. Demokrasi yok çünkü o zaman. Sonra yarım yamalak da olsa demokrasi var hesabıyla 50'den sonra hükümetler değişiyor, gidiyor, geliyor. Hiç düşündünüz mü? 50'den 1997'ye kaç sene geçmişti söyleyin? 47 sene. 47 sene zarfında kurulmuş hükümetlerin sayısını siz söyleyin. 55 hükümet. Demek ki ortalama bir hükümete 8 ay bile dayanmamış. Dünyada nerede böyle bir sefil durum var? Nerede böyle bir şey var? Niye düşünmüyorsunuz? 47 senede 55 hükümet kurulmuş. Ortalama edin 8 ay bile kalamamışlar. Ne kalkınacaksınız? Hangi sanayiden bahsediyorsunuz? Yazık değil mi şu cennet vatana? Hani mükemmel idareci? Hani adaleti getirecek insanlar? Hani Müslüman müstesna insanlar? Biz bu kadar kötülüğe, bu kadar kötü bir idareye müstahak değiliz. Yapmayın Müslümanlar. Bu vatana sahip olun. Vallahi eğer şu memleket parçalansa, bölünse, dağılsa bizi komşularımızdan kimse içeriye alır mı almaz mı soruyorum. Yunanistan seni alır mı ya? Rusya seni alır mı? Bulgaristan seni alır mı? Suriye seni alır mı? Irak seni alır mı? Burası sana mezar olur. Hiçbir yere kaçamazsın. Hiçbir yere göç edemezsin. Yapmayın. Vatanın kıymetini, toprağımızın, ülkemizin, bölgemizin kıymetini bilelim. Dikkat edelim. Milletvekillerini yakalayın yakasından. Hesabını sorun. Memleketin gidişatının hesabını sorun. Milletvekillerini zorlayın. Milletin iradesiyle hareket etmelerini söyleyin. Allahu Teala yurdumuza, vatanımıza, memleketimize sulh ve sükun ihsan eylesin inşallah. Kur'an'a göre yaşamaya bizi muhafaza